Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 216 sıra sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişik yapılması hakkında kanun teklifini 26. maddesiyle 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu 5. kısmının 2. bölümünün başlığında yapılan değişiklikteki tavzihi kelimesinin açıklama şeklinde değiştirmesini teklif ederiz. Bülent Ezcan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa, Orhan Sümer Adana, Süleyman Bülbül Aydın, Rafet Zeybek Antalya, Gülizar Biçer Karaca Denizli milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge hakkında konuşmak isteyen Denizli milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca. Buyurunuz Sayın Biçer Karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün konuşmamda aslında görüşülmekte olan kanundaki düzenlemelerin aleniyet ilkesine nasıl aykırı olduğunu ya da belirsiz alacak davalarında bu düzenlemenin yasallaşmasıyla yaşanacak olan sıkıntıları ya da tanıkların video konferans yöntemiyle yani görüntülü ifadelerinin alınmasına ilişkin hukuki sakıncalardan bahsedecektim. Ancak bugün başka bir şey oldu. Savunmayı bölen, parçalayan ve aslında savunma aynı zamanda vatandaşların hak ve özgürlüklerinin somutlaşmış hali olan avukatlık mesleğinin ne hale getireceğini hepimizin bildiği ve malum olan bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tabii bu kanun teklifini ben eminim Cumhur İttifakı'nın tüm milletvekilleri, hukukçu milletvekilleri kendilerinin bireysel ve kişisel anlamda itiraz etme hakları olsaydı ben inanıyorum ki hiçbir hukukçunun, hiçbir avukatın vicdanı bu kanun teklifine imza atmaya el vermezdi. Ama ben sizler yerinde olmayı hiç arzu etmem. Bu kürsüden üzülerek konuşmama devam edeceğim. 27 yıllık avukatım, savunmayı savunmak zorunda kalmanın gerçekten zorluğuyla konuşmama devam edeceğim. Bu kanun teklifi verildiğinde bir tarihsel kronolojiyi de hatırlatmak istedim. 2010 yılında FETÖ'yle aynı menzile birlikte yürünürken bir referandum yapıldı. O referandumda yargının üstünü Anayasa Mahkemesi gibi üst yargı organlarını dizayn etme projesiydi. Ve o dönemde Fethullahçı terör örgütünün lideri mezardakileri de çıkartıp gelin oy kullansınlar dedi ve kol kola, el ele yargının üst mercilerini ele geçirme, hakim ve savcılar yüksek kurulu, o günkü adıyla o kurulu dizayn ederek hakim ve savcılık mesleğini ve yargının üç sac ayağından ikisini ele geçirme projesini hayata koydular. Yine arkasından 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da ilan ettikleri sivil darbe ile 16 Nisan'da yeni bir düzenleme ile karşımıza geldiler. O zaman da Hakim Savcılar Kurulu olarak ismini değiştirdikleri kurulun bütün hakimlerini tek kişiye saray iradesine teslim edecek bir düzenlemeyi hayata geçirdiler. Evet, bugünkü ironi bir başka ironi. Bugün Fethullahçı terör örgütünün projesi olan çoklu baro düzenlemesini yani baroları siyasetin ele geçirme projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kim sundu? İşte Fethullahçı terör örgütüyle aynı menzile birlikte yürüdükleri, örtülü koalisyon yaptıkları dönemde bu Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'nin onurlu, şerefli subaylarını derdest etmeye kalktığında Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünde Fethullahçı terör örgütünün kumpas davasını savunmak için konuşma yapan, aynı zamanda Fethullahçı terör örgütünün yardım ve yataklığı nedeniyle 15 Temmuz sonrasında kapatılan İstanbul Genç Girişimciler Derneği'nin üyesi olan bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Fethullahçı terör örgütünün projesini kanun teklifi olarak sundu. Ben bunu tüm milletvekillerimizin, tüm
arkadaşlarımızın bilgisine sunmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, savunma yargının kurucu unsurudur. Vatandaşın hak arama özgürlüğünün de somutlaşmış halidir. Peki baroların bu şekilde bölünmesi, parçalanması, temsilde adaletin sona erdirilmesi, köküne dinamit konulmasının altında yatan gerçek nedir? Cinsel istismara uğrayan çocuklarımızı savundukları için mi? Kadın cinayetlerine mağdurlarını, kadın cinayetinden sonra onun evlatlarının yanında olan avukatların mı? Ya da kadına şiddetin yanında bedelsiz hukuki yardımda bulunan avukatların sesini kesmek mi? Ya da doğa talanlarına, çok sevdiğiniz rant ve yandaş talanlarına karşı onurluca dava gören ve mücadele eden avukatların sesini mi kesmek istiyorsunuz? Değerli... Buyursunlar. O cübbe gerçekten 27 yıl boyunca onurla taşıdığım, hem çocukların, hem kadınların, hem doğanın ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun hakkının peşinde koşan her yurttaşın hakkını onurluca savunduğumuz bir meslektaşım ve mesleğimdi. O cübbe bunu temsil ediyordu. Avukatlar hiçbir zaman o cübbeye ilik düğme dikilmesini kabul etmediler. Avukatlar hiçbir zaman o cübbenin cepleri olmasını asla kabul etmediler. Ve bir avukat olarak diyorum ki, görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızdaki insanların varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üste tanımıyoruz. Avukatlar esir kullanmadı ama hiçbir zaman da efendileri olmadı diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 26. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiş.